Narin Güran ve Nevzat'ın son anları. Türkiye'yi sarsan olayın sırrı bu dosyada. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının da olduğu 12 kişi tutuklanırken sır cinayet bir türlü aralanamadı. Gidiyorum, rica ediyorum, yalvarıyorum kızımı bulun. Narin'in katilini bulmak için yürütülen soruşturmada yeni kamera kayıtları ortaya çıktı. Dosyaya giren görüntüler arasında Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan aldım diyen Nevzat Bahtiyar ile küçük kızın son anları da vardı. İşte detaylar. Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenab-ı Hak bizleri vicdan sahibi insanlardan eylesin. Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızın cansız bedenini taşıdığı kırmızı renkteki aracının yeni görüntüleri elde edildi. Narin'i araca koyduktan sonra Eğertutmaz Deresi'ne doğru yola çıkan Nevzat Bahtiyar'ın otomobiliyle dere üzerindeki köprüden sağ yola girişinin çevredeki bir çiftliğe ait kamera tarafından kaydedildiği öğrenildi. Aracıyla Eğertutmaz Deresi'ne giden yola girdikten sonra kamera açısından çıkan Nevzat Bahtiyar'ın kucağında çuval içerisindeki Narin'in cansız bedeniyle yaklaşık 100 metre yürüdüğü ve cesedi Eğertutmaz Deresi'nde gömdüğü tespit edildi. Bahtiyar'ın daha sonra aracına binerek baldızının evine gidip çay içtiği de ifade edildi. Son elde edilen görüntülere göre Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini götürürken ve gömdüğü sırada yalnız olduğu da belirtiliyor. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim, sadece Allah hakkını bırakmasın inşallah. Günahsız bir yavruydu sadece. Yani bütün köyün kurbanı oldu sadece. Kaç gündür medyadan takip ediyorsunuz? Evet, sürekli takip ediyorum. Merak ediyordum. İnşallah sağ salim çıkar diye. Yapılan titiz çalışmalar sonucu görüntülere ulaşılırken, kamera kaydının bir CD'ye şifreli olarak kaydedilip soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına tutanakla teslim edildiği öğrenildi. Bu süreçte devlet elinden gelenin fazlasının bile yapmış. Temelim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile, şu an kızımın bir mezarı bile olması. Bu da devletin bir çabasıydı illek tabii ki. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Öte yandan TÜBİTAK tarafından incelemeye alınan askeri üsse ait 360 derece dönen kameranın görüntülerinde güneş ışığı ters ışık nedeniyle kararma olduğundan dolayı çözümün de sıkıntıların yaşandığı öğrenildi. Narin cinayetinde büyük bir öneme sahip görüntülerde yaşanan sıkıntıya rağmen TÜBİTAK'taki özel ekip görüntüleri çözmek için büyük bir titizlikle çalışıyor. Söz konusu kameranın Narin'in köyü dahil 20 kilometrelik bir alanı kontrol ettiği belirtildi. Şimdi Narin evladımızla ilgili soruşturma değerli arkadaşlar titiz bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz daha önce de sizlerle paylaşmıştık. 21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu. Akşamında bir kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlamıştı. Sonra adli soruşturma başladı. O soruşturma kapsamında ifadeler alındı. Şu anda tutuklular var. Tutukluların yanı sıra adli kontrollü olan şüpheliler var. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Özellikle şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. Bu görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Sonrasında Narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu. Bu kameralara giren, o görüntülerde toplanıp dağılan ve o konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri yapıldı. Yine HTS kayıtları tespit edildi. Geriye dönük o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu şüpheliler bakımından özellikle baz çakışmaları, en son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi. O daraltılmış baz çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaşıldı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin evladımızın
katilleri yargı önünde hesap verecek. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde Narin Güran 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıkıp evine gidecekti. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Yapılan çalışmalar sonucu jandarma arama kurtarma ekipleri, Narin'in cansız bedenini köye 1,5 kilometre mesafedeki Eğer Tutmaz Deresi'nde buldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Şu anda teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda. Son değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığımız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda. Burada özellikle o daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. Tabii dosya gizli, soruşturma gizli. Kamuoyunda farklı yorumlar yapılabiliyor. İfadelerden yola çıkarak televizyon ekranlarında özellikle o ifadeler yorumlanırken dosyayla ilgisi olmayan bir takım tahminler de yürütülüyor. Ama iddianame ortaya çıktığında kamuoyu, toplum şunu görecek. Narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz. Bu bir iddianame olacak. Soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığında ortaya konulan bir iddianame. Neticede buna yargı karar verecek. Dava açıldıktan sonra o delilleri değerlendirecek olan, o teknik verileri tekrar analiz edecek olan, gerekirse tekrar bilirkişi incelemesi yapacak olan elbette ki yargı. Yargı süreci de uzamadan tamamlanacaktır, bunu tahmin ediyoruz. Özellikle daraltılmış baz çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz. Oda herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli. Son olarak geçen hafta Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından abi Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi mezarlığındaki kabrine konuldu. Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın ağız-burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı olarak öldüğünü belirlemişti. Valla buna söylenecek bir şey yok aslında. Gördüğünüz gibi yani küçücük bir çocuk, 8 yaşında daha. Yani söylenecek bir şey yok. Ben yani şu an duyularımı bile söyleyemiyorum, kusura bakmayın. Gerçekten çok kötü bir durum. Adli Tıp 1 İhtisas Kurulu 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesindeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgelerle otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Raporda mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı, kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtilmişti. Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, çocuğun ölümünün ağız-burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa edilmiştir ifadesine yer verilmişti.